Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta farklı konular ve farklı konuklarla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Artık seçim geride kaldı. Türkiye'nin önündeki belki de en önemli sıcak gündem maddelerinden biri ekonomi. Ve tabii ki ekonomiyi işler hale getirir ve yürütür halde bulunan iş dünyasının düşünceleri, talepleri, beklentileri artık önemli yer tutuyor. Özellikle bugün dövizin ateşinin ciddi oranda yükseldiğini sabah saatlerinde itibaren iyice hissettik. Piyasalarda da yine bir artış söz konusu. Bununla ilgili olarak tabii ki Türkiye'ye dönük olarak Dünya Bankası'nın ve OECD'nin büyüme beklentilerine dair önemli açıklamaları oldu. Beklentiler 3.6, 3.7 seviyelerine kadar çekildi. Bütün bunları konuşmaya çalışacağız. İş dünyasının seçim sonrası beklentilerini sanayiden ticarete, ekonomiye ve tabii ki halka inen, mahalleye, sokaklara inen noktalarına kadar temas edeceğiz, masaya yatıracağız. Ve tabii DESİAD'ın, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nin çok kıymetli iki üyesi bizlerle birlikte olacak. DESİAD Yönetim Kurulu üyesi Sayın Onur Tuğal ve tabii ki yine DESİAD Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orçun Alptekin bizlerle birlikte olacak. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz Sayın Tuval ve Sayın Alptekin. Tabii burada Sayın Başkan'ı ağırladığımızda seçim öncesinde ağırlamıştık. Evet. Sohbet, muhabbet ettik. Gayet müsbet, güzel, enseyi karartmama yönünde bir çıktıyla programı noktaladık. Tabii bugün hakikaten çok farklı bir güne uyanıldı. Gece saatlerinden itibaren acaba neler oluyor özellikle Asya borsalarında dövizin biraz böyle yükselmeye başlamasıyla birlikte TL bazlı sabah saatlerinde de artık 23 seviyelerini aşarak çok ciddi bir şekilde işte satışların bankalar ya da döviz büroları tarafından 23.70'ler, 23.80'ler, 24'lere kadar ulaştığına şahit olduk. Bunlara değineceğiz ama şimdi Onur Bey sizle başlayalım istiyorum. Artık seçim bitti. Seçimin bitmesiyle birlikte iş dünyası artık önümüze bakalım. Maçımızı oynayalım. Hakemimiz maçı güzel bir şekilde yönetsin. Yedek kadromuz güzel bir şekilde saha kenarında ısınsın. Biz de topumuzu oynayalım düşüncesinde iş dünyası. Şimdi genel itibariyle baktığımız zaman yeni ekonomi yönetiminden beklentiler, talepler iş dünyasında nasıl zuhur ediyor ve tabii seçim sonrasında iş dünyasının ruh hali ne durumda, bunu merak ediyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi bir yayın olmasını diliyorum. Evet, sahadakiler, ısınanlar vesaire dediğinizde evet, yeni bir kabine var. Seçim tamamlandı. Uzun bir sürece yayılmıştı ve bir beklenti ortamı doğmuştu. Dolayısıyla şu anda önümüzde bir yönetim var ve bir kabine var. Bu kabine ile birlikte aynı zamanda yeni bir ekonomi yönetimi olacağını anlıyoruz. Çünkü önemsediğimiz tarafı, oldukça ağır basan tarafı bizim açımızdan ekonomi yönetimi. Ekonomi yönetimi Mehmet Bey'e, Mehmet Şimşek Bey'e teslim edildi. Bundan sonraki bir adımda da Merkez Bankası'nın kadrosunun ne olacağı. Bu iki parametre ekonominin hangi yöne doğru gideceğini bize gösterecek. Sizler de değindiniz kurlarla ilgili. Bugünün hareketleri, hatta dünün ve bugünün hareketleri bize ekonominin hangi yöne doğru gideceğini, hangi politikaların güdüleceğini aşağı yukarı anlatıyor. Dövizin şu an bir artışı söz konusu. Her ne kadar benim açımdan biraz hızlı yükseliyor olarak değerlendirsem de, çünkü bir geçiş süreci vardır ve ne olursa olsun kırmadan dökmeden bu konuyu halletmek gerekir. Çok ciddi bir şekilde baskıdan da aslında kur bu açıdan bakıldığı zaman. Evet. Seçim öncesinde üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuldu. Evet, ama insanın aklına şu geliyor: bunu yapacaksanız niçin daha evvel baskıladınız diye. Evet. Tabii ama biz günümüze, hatta önümüze bakmamız lazım. Böyle düşündüğümüzde kurun artışı sanayi ve ihracat bakımından olumlu. Evet. Beklentiler o yöndeydi zaten. Beklentileri şu an karşıladığını söyleyemem. Bir miktar daha beklenti içerisinde sanayi ve ihracat. Ama normal yaşantısını devam ettiren halkımız bakımından bunları düşüneceğimizde hem enflasyonun bir miktar artmasına yol açacaktır,
hem gelir dağılımı ile ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Bunların da doğru denge içerisinde sürdürülmesi gerekir. Umuyorum ekonomi yönetimi, mevcut yeni ekonomi yönetimimiz bunları da göz önünde bulunduruyordur. Evet. Peki beklentiler nedir diye sorunuza şöyle yanıt vermek isterim. Tabii Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bir döneme girdik. Artık ikinci yüzyıla uygun hareket eden ve muasır medeniyetler seviyesini artık çok daha üzerine çıkmasını hedefleyen bir ülke olmamız lazım. Öncelikle bunu söylememiz lazım. İkincisi de artık yapışkan hale gelen yüksek cari açık ve enflasyon. Bana kalırsa en önemli iki hususumuz, iki sorunumuz bunlar. Çünkü cari açığın olduğu yerde bir şirket gibi düşündüğünüzde sattığınız aldığınıza yetmiyor gibi algılanır. Ve bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yaptığımız ticaret, yaptığımız ihracat demek ki yoğunlukla ithalata gidiyor. Ve dövizi ülkemizde çok fazla barındıramıyoruz. Bunu anlarız cari açık dendiği zaman. Enflasyon dediğiniz zaman da her ne kadar birkaç farklı enflasyon oranı açıklanıyor olsa da ülkemizde her haliyle artık yapışkanlığını daha da hissettiren bir duruma geçti enflasyon ve iğneden ipliğe biliyorsunuz bütün evet. yaşantımızı da etkileyen bir unsurdur. Bana kalırsa öncelikle cari açık ve enflasyon özelinde bir yönetim sergilenerek yeni adımlar atılmalıdır. Evet. Şimdi tabii burada cari açık ve enflasyon kısmına baktığımız zaman Orçun Bey, tabii burada özellikle tabii belli kesimler çok ciddi bir şekilde katma değer sağlarken, parasının üstüne para katarken belli kesimlerde ciddi bir şekilde ezilme yaşamaya başlayacaklar. Bunlar kimler diyecek olursak önceki programlarımızda konuştuk. Hani asgari ücretli başta olmak üzere emekliler ve sabit gelirliler. Şimdi bu noktada da özellikle cari açığın kapatılması yönünde işte yeni ekonomi yönetiminden aldığımız sinyallerde işte ekonomide ortodoks politikalara yönelik bazı hamlelerin dikkat çektiğini görüyoruz ve tabii piyasalarda da bir Mehmet Şimşek beklentisinin doğduğunu görüyoruz. İsmi bile CDS puanlarının evet. 500'ün altına gelmesine yetmiyor. Evet, daha hiçbir icraat ortada yok. Bunları nasıl okumak, görmek gerekiyor? Valla İrfan Bey, öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz için. Daha önce de çok keyifli programlar evet, yapmıştık aynen. sizinle. İnşallah devam ederiz. İnşallah. Tabii şimdi okunacak o kadar çok şey var ki, gösterge var ki, sizin söylediğiniz nokta yani bir kısmın servetine veya refahına refah katması, buna mukabil diğer tarafın bu durum karşısında negatif etkilenmesi, bu hikayenin evet doğru yanlış değil ama hikaye biraz ortadan girdiğimiz bir yer gibi, oraya gelene kadar evet. bu durum nasıl oluştu da oldu? Oraya değinelim, güzel olur. Tabii yani birçok faktör var. Yani şöyle bir genel toparlamak gerekirse, bir takım fantazilerin peşinde koşmanın bedeli çok ağır oldu. Tam ki bunu birçok insan artık diyene pelesenk haline getirmiş, tekrar ediyordu ama maalesef önceki iktidar bu konuda bir ısrarlı, istikrarlı bir anlayışla devam etti. Fakat tabii bunun zararı veya kaybı biraz büyük oldu. Şimdi rasyonel bir takım rakamlara dönüşün sinyali bile demin dediğim gibi CDS puanlarının aşağı gelmesine yetti. Merkez Bankası'nın başına da işte Amerika'da müthiş Türk kızı olarak bilinen bir vatandaşımızın gelme ihtimali var. Sosyal medyada bu atama yapıldı da evet. daha resmi olarak yapılmadı. Tabii Mehmet Bey de kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir kesinlikle. Mutlaka. Şu aşamada yani normalde Merkez Bankası'nın hükümetten, iktidardan bağımsız hareket etmesi lazım ama şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde bence bir miktar birbiriyle senkronize eşgüdüm içerisinde her şey normale geldikten sonra gene böyle bir durum oluyor. Şu an için bağımsız çalışması çok mantıklı olmayacak gibi görünüyor. Şimdi baktığınız zaman maalesef şartlar tabii ağır, zor bir ekonomik tablo. Üstüne bir de deprem eklendi. Evet. Bu şartları daha da zorlaştırdı. Ciddi bir cari açık var. Cari açık var, evet. İşte hep diyoruz ihracat rekor kırıyor ama ithalat da rekor kırıyor. Yani aslında biraz burada objektif bakmak lazım konuya. Ama Türkiye her bakımdan avantajlı bir konumda. Ve bunu iyi değerlendirebilirsek her zaman için bir çıkış var. Türkiye tarihinde hiç batmamış. Yani bunca hani sıkıntı olmuş. İşte, borçluluk oranlarımız Avrupa'nın, Amerika'nın ve birçok ülkenin hala daha pek altında. Yani kamu borcu, gayri safi milli hasıla borcu.
Mehmet Şimşek'in gelmesinin yarattığı pozitif hava, işte bu Hafize Gaye Hanım'ın olası gibi şeyler. Burada biraz da bir pazarlama var burada. Yani yeni ekibi PR var. Kime PR yapılıyor? Tabii Amerika'ya, oradaki fonlara yapılıyor. Hani sıcak paranın da çağrılması için. 100 milyon doların bir yatırımcının milyar 100 milyar dolar akışın olduğu söyleniyor mesela. Tabii yani bunlar hep önemli ve dediğim gibi meselenin birkaç boyutu var. Döviz kurları demin de söylediğiniz gibi zaten zembereye çok kurulmuş bir yaydı. Hepimizce malum yani şimdi burada eğri oturalım doğru konuşalım. Olması gereken yerde değildi. Bunun uğruna Merkez Bankası 21 yıllık son 21 yılın sonunda ilk defa net rezervleri eksiye geldi. Yani komple teorilerine veya bir takım tevatürleri değil rakamla veriyle konuşursak daha gerçek olur. Yani hani söyleme değil de eyleme bakalım diye de yayın öncesi bir sohbetimiz olmuştu hatırlıyorsanız. İşte rakamlara bakarak gidersek durum vaziyet bu. Dolayısıyla kurun da burada olması şart. Çünkü pandemiden sonra Çin'in kapanmasının getirdiği tedarik zincirinin bozulmasından tekstil sektörü pozitif etkilenmişti. Gerek konfeksiyon değil mi Onur? Evet. Navlunlarla birlikte. Birçok sebep. Evet. Ama İbrahim'in farklı bir noktaya döndü yani, değil mi? Yani navlun maliyetinden ziyade adamın fabrikası kapalı. Servis veremiyor. Evet. Bu adam bu malı bir yerden alacak koyacak yani. Nereden alacak? İşte en yakın hani hizmet kalitesi olarak Türkiye'ye, ürün kalitesi olarak Türkiye'ye geliyor falan. Şimdi Çin açıldı geldi ve o verdiği payı aldı geri. Bir de üstüne kur baskısı yiyince fiyatlarında, pamuk fiyatlarında da bir takım değişiklikler oldu biliyorsunuz. Pakistan, Hindistan gibi gibi enerji fiyatları falan. Yani birçok noktada çünkü maliyet tek bir kalemden oluşmuyor. Bunların hepsi farklı zaman dilimlerinde farklı hareketler, dinamikler sergiliyorlar ve kiminin hasarı çok oluyor, kiminin az oluyor. Birlikte daha büyük veya daha az zarar verebiliyorlar. Çin verdiği pazarı geri aldı. Şimdi bizim burayı kazanmamız güçlü bir şekilde geri aldı aslında. Tabii geri aldı. Evet. Tekstil hani Denizli'nin ana taşıyıcı kolonlarından birisi olduğu için, emek yoğun da bir sektör olduğu için işçiliğe yapılan siyasi beklentiyle alınan bir takım aksiyonlar ve bir tarafta sanayiciyi tabii vurdu. Evet. Çünkü dövizi baskılayıp TL'ye olan maliyetleri yükselttiğiniz zaman sizin maliyetiniz o nispetle değişiyor. Evet. Şimdi hükümet 5 yıllık bir yetkiyi cebine koydu. Daha yeni bu. Şimdi de rota değişikliği oldu gibi bir şey olacak herhalde. Biraz da sanayicinin durumu artık toparlaması gerekiyor. Çünkü artık seçim ortamı kalmadı. Hani arka sinemalarda film tiyatroda arka fon değişir. Şimdi böyle bir şey oldu. Vallahi diyecek bir şey yok. Yani bu vatandaşın böyle takdir etti. Milli irade böyle tecelli etti. %48 muhalefet oy aldı. %52 iktidar oy aldı. 52-48'den matematik olarak büyük olduğu için iktidarın politikaları geçerli oldu. Dolayısıyla her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Şimdi göreceğiz artık biraz da yoğurt yiyişi ama muhtemelen bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Yayından önce gene bir Onur'la da konuşuyorduk. Muhalefet iktidar olamadı ama fikirleri iktidar oldu gibi bir durum oldu. Neyse. Ama zaten bu bir taraftan yani beklenen bir durum da aslında. Yani ister istemez tabii, dünyasının iş adamlarının da kime burada ben sorsam şunu söylüyorlardı. Makul seviyelere dövizin çekilmesi gerekiyor. Dolar açısından bakıldığında 23-24 ideal olacaktır. 25 ya da. Evet. Bunlar konuşuluyor. Ya tabii olayın bir de şu boyutu var. Hani olayın asgari ücret bazında da dolarlar artık dillendirilmeye başlandı. Memur maaşlarına baktığımız zaman 22.000 TL'lerle ifade ediliyor. Bu da aslında tabii onun öncesinde EYT'ler ve tabii devletin üzerine olan yükler, kademeli emeklilik konuşuluyor. İşte 99-2003, 2003-2006 bunlar da aslında konuşuluyor. İşte bir kişinin emekliliği 60'sa 55'e, 55'se 50'ye bunlar da aslında... Evet ama sanayicinin yaptığı hesap içerisindeki tek TL girdi işçilik değil. Değil. Şimdi enerji de TL. Yani elektrik, doğalgaz artık adına ne derseniz kullanan var, kullanmayan var ama... Şimdi siz yurt dışına ürün satarken, bu şekeri satarken,
şekeri imal etmekte kaç adam çalışıyor, onun maaşını hep konuşuyoruz. Evet. Ama sadece işçilik değil ki yani. Bunu imal ederken elektrik var, doğalgaz var, onlar da TL ve doların inmesi ve çıkması o mali enerji maliyetlerini de döviz cinsinden etkiliyor ve sizin totalde ürün maliyetinizde aşağı yönlü yani düşmeye sebep oluyor. Evet. Konu yükselmesi. Bu da ihracatçının elini kuvvetlendiriyor. İşte istihdama katkı oluyor. Ülkeye deviz geliyor. Vesaire vesaire. Evet, bir tarafta maalesef böyle bir yani sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımız durumdan negatif etkileniyor. Evet, doğru. Ama diğer tarafta da yani hayatta kalmanın, ihracat yapmanın, ülkeye deviz getirmenin, istihdamı sağlamanın da İçinde bulunan şartlarda yegane şartı bu. Öteki türlü diyeceksiniz ki faizler arttırılır, işte para basarsınız. Evet, ama bir şeyin adedi çoğaldığı zaman değeri düşer. Evet. Yani dolayısıyla parayı da çoğaltırsanız, emisyondaki parayı, değeri düşer. Dolayısıyla enflasyon Onur'un dediği gibi yapışkanken Japon yapıştırıcısı haline gelir. Yani hiç sökemeyiz. Evet. Yani bunu basmak dert değil de değerini korumak. Değeri de korumak lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Enflasyonu konuştuk. Ama hayat pahalılığıyla enflasyonu, daha önceki programımızda da böyle bir konu geçmişti, farklı şeyler. Yani enflasyon fiyatlardaki yükselme. Ama hayat pahalılığı enflasyon değil. Hayat pahalılığı alım gücünüzün düşmesi. Bunlar farklı şeyler. Evet. Yani fiyatın artmasıyla sizin fakirleşmeniz farklı iktisadi olgular. Yani birbirine çok yakın, amcaoğlu, kuzen gibi bunlar ama fiyat yükselebilir. Aynı çıktıyı vermiyorlar. Evet. Aynen, yani fiyatlar 3 birim yükselir ama sizin geliniz 1,5 birim yükseldiği zaman alım gücünüz düşer. Evet. Toplumsal refah seviyesi. Tabii. Şimdi yani yıl başında verirsiniz %50 zam mı, 2 ay sonra sizin enflasyonunuz aylık yüzde işte atıyorum 15-20 ise o size 2 ay sürer. Yani hayat pahalılığını mı konuşuyoruz, enflasyonu mu? İkisini beraber bakmak lazım, ayırt etmek lazım. Evet. Burada. Bu da önemli bir nokta. Bu hakikaten bazen biz de karıştırabiliyoruz. Yani bir anda iç içe geçebiliyor. Çok yani, yakın dediğiniz gibi. Tabii çok yakın. Çok yakın. Şimdi burada tabii Onur Bey, yine Sayın Aptekin'in aktarımlarına binaen, şimdi ekonomi yönetiminde rasyonel zemine dönüş sinyallerini aslında aldık. Ama burada da çok ciddi keskin virajların olduğu da görülüyor. Hatta Sayın Mehmet Şimşek'in kendisine anlatılan ve kendisine söylenenlerin ötesinde durumun daha ciddi bir vahamette olduğu ifade ediliyor. Şimdi tabii ekonominin rayına oturması için belki bir fırsat bu. Belki de tabii önünde negatif durumlar da var. Buradan iş dünyası nasıl acaba bir çıkış yakalar ya da işte en büyük sıkıntıların başında şu söyleniyor, yatırım teşvikleri mesela, özellikle üretimin, kapasitenin artırılması manasında. Sizin bu noktada düşünceniz nelerdir, merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz sanırım 5 sene, yani bu kurun baskılanması süreci iddialı bir söyleme olmazsa sanırım 4-5 senedir sürüyor. Yeni ekonomi yönetimine bir vesile gerekliydi. Kuru ya da yönetim politikasını heterodokstan ortodoksa çevirmek için. Bu vesilede seçimler oldu. Bunu gayet kolay anlıyoruz. Peki iş dünyası ne olur da yatırımlarına devam eder? Şu anda hepinizin malumu kredilere ulaşımda oldukça güçlük var. Finansmana erişim. Finansmana erişim olarak da adlandırılabilir. Teknoloji sini bile güncellemek isteyen sanayici, şu anda bırakın ilave yatırımı, teknolojisini güncellemek isteyen sanayicinin kredilere ulaşmakta, nakde ulaşmakta büyük güçlük çektiğini görüyoruz. Bir kere öncelikle bölgesel teşvikler yanında, yerine demiyorum, yanında sektörel teşviklerin de iyi şekilde irdelenmesi lazım. Dolayısıyla bu mevcut yeni gelen ekonomi yönetiminin sektör sektör konuyu iyi analiz edeceğini düşünüyorum. Ürün bazlı da. Evet, yani hem bölge sektör bazlı hem değil, ürün bazlı. Yani bölgesellikten sektörelliğe, sektörelin içinde bile kılcallara giderek ürün bazlı teşvikleri sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, topyekün ihracat yapıyoruz ama kimi ihracat kalemlerimiz oldukça katma değerliyken diğerleri nispeten daha az
katma değere sahip. Dolayısıyla bu gücü homojen dağıtabilmek için dengeli bir şekilde. Az evvel sözünü ettiğim cari açık konusunu stabil seviyeye ilk başta başa baş daha sonra pozitife çevirebilmek için bizim katma değerli sektörlerimizin pozitif ayrıştırmamız lazım teşvikler hususunda. Bu önemli konulardan bir tanesi. Enerji fiyatları diğer taraftan ihracatçının ve sanayicinin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bu konu hemen konuştuğumda başkanım aklıma geliyor. Nuri abiye de atıfta bulmak istiyorum. Onun güzel bir metaforu var. Biz diyor maraton koşarken bütün rekabet ettiğimiz ülkelerle, üretimde rekabet ettiğimiz ülkeler, biz maratonun en dışındaki kulvardan koşuyoruz. Onlar en içindeki kulvardan koşuyorlar ama ikimiz de aynı yarış içindeyiz diyor. İşte bu enerji maliyetleri de bizim maalesef girdi maliyetlerinde yüksek bir yer teşkil ediyor. Her ne kadar biraz önce Orçun abi TL girdilermiş gibi söylese de enerji maliyetlerinde çarpanı günün sonunda döviz. Tabii. Ve orada da manipülatif hareketlerden şu gün ortaya çıkan yüksek kurlardan bunlar da muhakkak etkilenecektir. Diğer yandan da Temmuz'da olması beklenen bir asgari ücret artışı söz konusu. Burada 500 doların muadili gibi bir söylem seçimden evvel ifade edilmişti. Çarpan pozisyonundaki dolar kurunun ne olacağını hepimiz Temmuz ayında merakla bekliyoruz açıkçası. 24-25 gibi çeşitli tahminler sosyal medyada da döndürülüyor. Evet. Evet. Peki burada ne yapmak lazım? Elbette günün sonunda kamu tarafında memurlara ve işçilere maaşlar artılacakken büyük bir komisyon bunu enine boyuna inceleyerek karar alıyor. Fakat asgari ücretin artışımı reel sektörde yapacak olurken de bunu bir seçim vaadi olarak kolaylıkla ifade edebiliyorlar. Sanayiciye çok fazla sorulmuyor bu konu. Burada da şunu yapabilirler. Her ne kadar burasını ironi gibi aldıysam da asgari ücretlerde özellikle reel sektörün ücretlerinde asgari ücrete kadar olan bölümün vergiden muaf olarak tutulması bir can suyu olacaktır. Önemli maliyetlerden biri olan işçi maliyeti de sanayiciye yardımcı olması bakımından. Böylelikle sözünü ettiğimiz krediye kolay erişim, enerji maliyetlerinin doğru noktaya gelmesi ve asgari ücretin makul bir seviyede desteklenmesi 3 parametrede sanayicinin elini kuvvetlendirir. Geriye kalan ham maddenin ikame edilmesi durumudur. Burada da ham maddenin ikamesinde öncü sektörlerin ham maddelerinin yapılabiliyorsa kendi ülkemizde üretimi konusunda da adımlar atılmalıdır. Yani kendi sektöründen örnek verecek olursam tekstilin ana ham maddesi pamuktur ve ipliktir. Pamuğu ve ipliği Türkiye'de daha ne kadar fazla üretebiliriz, ne kadar iyi kaliteye taşıyabiliriz bunların peşinde olunması gerekir. Çünkü pamuk stratejik bir üründür ve eğer ihtiyacınızdan fazlasını bile üretiyor olsanız bunu rakip olduğunuz rekabetçi ülkelere de bir koz olarak kullanabilirsiniz. Dünyadaki pamuk fiyatının belirleyicilerinden biri olabilirsiniz. Elinizde bulundurduğunuz hasatı gerek saklayarak gerekse satarak bir silah haline getirebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar şimdilik sanayi tarafında atılması gereken adımlardır diye düşünüyorum. Kısa bir araya gideceğim, sonrasında ikinci bölüm başında Orçun Bey'e döneceğim de şunu merak ediyorum. Özellikle çok dillendirildiği için. Tabii Çin'in Türkiye'ye dönük çeşitli olumlu talepleri var, yönelimleri var. Bunu hissediyoruz, görüyoruz ama bir yandan da Pakistan ve Hindistan gibi çok ciddi üreticiler var. Bu manada yani Türkiye nasıl bir çıkış yakalayacak? Özellikle fiyat yakalama noktasında, teklifler noktasında, teslimat noktasında bakıldığında çok ciddi arada makas açık. Çin ile Hindistan ve Pakistan'dan ayrı olmak üzere Çin ile Çin'e ürün satmayı denemek yerine Çin ile ortaklık yapmayı denemek bence çok daha akılcı bir kavramdır. Evet. Çünkü Çin'in elinde bulundurduğu pazarlama kabiliyeti, satış kabiliyeti, üretim kabiliyetiyle bizim boy ölçüşmemiz pek mümkün değil. Hal böyleyken, hazır bizlere bakış açıları olumlu yöne gelmiş iken biz Çin ile akılcı ortaklıklar yapmalı ve bu yolda ilerlemeliyiz. Hindistan ve Pakistan ise ortaklık düzeyinde değil ama doğru ham maddeyi doğru fiyatta alma üzerine bir işbirlikleri yapabileceğimiz ülkeler. Çünkü diğer yandan
özellikle tekstil sektöründe bizim rekabet içinde olduğumuz üreten ülkelerden her ikisi de. O nedenle bu tandansı, bu balansı çok iyi belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. İkinci bölüme doğru geçeceğiz. Dilerseniz kısa bir mola verelim. Değerli izleyenlerimiz, çok kısa bir aramız olacak. Bu aranın ardından haftaya bakışa ekonomi gündemli kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarında haftaya bakış programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. DESİAD'ın çok kıymetli iki yönetim kurulu üyesiyle birlikteyiz. Bir yanda Onur Tuğal ve bir yanda da Orçun Alptekin bizlerle birlikte. Orçun Bey'le devam edelim. Şimdi Sayın Tuğal, özellikle asgari ücret, zaten oraya gelecektir, teşekkür ediyorum. Hani gelecektik, kendisi oraya getirdi konuyu. Şimdi asgari ücrete baktığımız zaman bir 500 dolara sabitlenmesi konusu var. Tabii 500 dolara sabitlenmesi için de doların biraz yükselmesi gerekiyordur belki, ya da gerekiyordu, bilmiyoruz onu. Tabii TL bazı baktığımız zaman da orada bir 11.500, hadi biraz daha zorlayalım, 12.000. Asgari ücret noktasında beklentiler, sizin düşünceleriniz neler? Mesela siz kendi aranızda, iş dünyası bir araya geldiğiniz zaman konuştuğunuzda, evet. Tabii bu sizin için de ayrıca çok ciddi ek bir yük. Tabii siz işveren olduğunuz için çalışanlarınızın hakkını da gözeten kişilersiniz, bireylersiniz, kesinlikle, kurumlarsınız. Aman yani çok şey olsa da çıkartırım değil, hayır, neden ekmeğinden olsun, kendim biraz daha zorlayayım, kendi cebimden harcayayım ama kesinlikle, bu kişi burada tutunsun. Kesinlikle. Çünkü kapasiteye baktığımız zaman çok ciddi, özellikle tekstil alanında ciddi bir şey var. O kişiler özellikle işten çıktığı zaman para döngüsü de dolaşımı da çok farklı noktalara geçecektir. Bayram yerine gittiğimizde işsiz birçok kişiyi görebileceğiz. Tabii olayı çok uzattım ama merak ediyorum, asgari ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi öncelikle hiçbir sanayici işten adam çıkartmak için işçi almaz. Dolayısıyla son noktaya kadar bu anlamda durumu muhafaza eder. Çünkü yani bu bazı sektörlerde bir de bilgi transferi anlamına, evet, da geliyor. Dolayısıyla tabii gönül ister ki herkese fazlasını verelim. Ama ülkemiz maalesef o imkanlara sahip değil. Kaynaklarımızı o kadar şey kullanamıyoruz. Emeklilik konusunda da gene daha önce de konuşmuştuk. Şu an Türkiye'de EYT ile beraber 1.6 kişi, yani 1.5 kişi diyelim, bir emekliye masraflarını karşılıyor. Ama Almanya'da bu 4 kişi. Orada 4 kişi bir araya gelip bir kişiye bakıyorlar. Bizde 1.5 kişi bir kişiye bakıyor. 4 gibi çalışan bir kişi gibi. Evet. Yani bu tabii aslında müthiş bizim için kötü bir durum. Evet. Ve hali zorlayan bir şey. Biraz erken emekli ediyoruz yani aslında. Dediğim gibi yani keşke imkanımız olsa da bütün çalışanlarımıza daha fazlasını verebilsek, ama bunun bir dengede olması gerekiyor maalesef. Ve bu tabii ihracatta hedeflediğiniz noktada kur da işin içerisine, formüle bir çarpan olarak giriyor. Yani kurun yukarı gitmesiyle beraber işçilik diyeceğimiz kalemi avantajlı bir maliyet haline getirecek seviyeye hesap etmek lazım. Bir şey diyemiyorum. Bu tür söylemler bazen popülist de olabiliyor. Yani hani 500 dolar seviyesini duymak kulağa hoş geliyor hemen insan. Ayet değil sonuçta bu, yani hani değişebilir. 500 doları 23-24 lirayla çarptığınız zaman o zaman hoşa geliyor ama hoşa gidiyor ama bu gerçekleşebilecek mi? Benim biraz tereddütlerim var. Yayın öncesinde de konuştuk. Normalde 420 dolar seviyesindeyken, evet, bu sabah 369 dolar seviyesine geldi. Evet. Asgari ücret. Şu anki mevcut asgari, evet, ücrete baktığımız, evet, zaman. Ya bir düzeltme yapılır muhakkak. Evet. Ama bu ilan, yani söylendiği seviyelerde olur mu? 500 dolar seviyelerinde olur mu? Ya da hangi kurla 500 dolardı? Neyi sabit tuttunuz? 500 doları mı sabit tutacaksınız? Yoksa bu 500 doları hesap ettiğiniz tarihteki TL'yi sabit tutup kuru ona göre bölerseniz bu sefer de dediğiniz gibi daha aşağı bir rakama gelir. Evet. Şimdi bu yani şey, nereden baktığınıza bağlı değişiyor. Alırken mi satarken mi diyorlar yani.
onun gibi. Yaşayıp göreceğiz. Vallahi şu artık bir şey öngörmek çok zor İrfan Bey. Evet. Yani özellikle bu volatilitenin dövizde ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Ve yani ihracatçı olduğum için buna seviniyor gibi bir algı yaratmak istemem ama yani görünen bu artış volatilitesinin oynaklığının bir müddet daha yukarı yönlü gideceği görüntüsü öyle. Nerede durur, nasıl olur? Bir noktadan sonra da tabii piyasa devreye giriyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, piyasanın değerini korumak, paranın değerini koymak ve fiyat istikrarını sağlamak biliyorsunuz Merkez Bankası'nın görevi. Evet. Ama tabii orada bozulan bir takım dinamikleri önce bir yerine koymak icap ediyor. Dediğiniz gibi Mehmet Şimşek belki durumun vehametini farklı algılamış, anlatılmış ve farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmış olabilir. Önümüzdeki günler mecliste de, ekonomide de ben birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum. Yani bundan olumsuz anlamda söylemiyorum ama yani ciddi bir aks değişikliği oldu. Bakanlarımızın ikisi hariç hepsi değişti. Yerine gelen bakanların birçoğu icracı bakanlar ya daha önce müsteşar olan ya bakan yardımcısı olan icracı bakanlarımız. Ekip komple yenilendi. Evet. Söylemler ona göre değişiyor. Yani seçim öncesiyle seçim sonrasındaki durum çok farklı. Evet. Söylem ve eyleme burada çok dikkat etmek gerekiyor. Yani takip etmek gerekiyor açıkçası. Evet, evet. Yani tabii noktada. Seçim zamanı hep olur. Bu işte derneklerde de oluyor. Odada da yaşadık. Yani o zaman böyle sabahtan akşama kadar bir tempoya giriyorsunuz ama ömrünüzün sonuna kadar öyle yaşamak mümkün değil. Evet. Yani bu seçim zamanları tabii böyle oluyor. Bu biraz da siyasetin şeyin ne diyelim o atmosferin doğası böyle. Evet. Şimdi artık yetkiyi verdik ekibe ve bakacağız yani nasıl gidecek. Bugün daha bir hafta olmadı evet. Yani aşağı yukarı. İşte neredeyse. Başında da program başında da söyledik ya aslında bu yani ekonominin rayına oturtulması için tabii olumsuzluk da var ama yeni bir fırsatın da doğduğunu söyleyebiliriz bu manada değil mi? Vallahi genel olarak. Acı olmadan evet. Gözyaşı olmuyor. Evet. Bir bedel ödenecek ve en doğru düğmelere basılsa da ben 1,5-2 seneden önce mesela diyelim ki enflasyon bunun tek haneye inmesini şahsen kendi adıma ben beklemiyorum. Evet. Yani inşallah olur. Zaten ortalama söylenen en iyi ihtimal bir, en kötü ihtimal işte 2 sene içerisinde bir şekilde rayına oturacak noktasında diyorlar. Bakalım artık merakla bekliyoruz. Belki ciddi ciddi yabancı yatırımlar gelir. Çok ciddi bir nakit akışı sağlanır. Ya gelir İrfan Bey. Dünyada 2 trilyon dolar boşta para var. Nereye evet. Gideceğini bilmeyen. Evet. İşte bunları çekmek. Şimdi ama nasıl çekeceksiniz? Evet. Şimdi sizin olsa cebinizde 200 milyon dolar para. Gidip Gana'ya yatırım yapar mısınız? Araştırırım tabii. Bak, yani yapmazsınız. Her ne kadar. Afrika parlayan bir yıldız olduğu için neden olmasın? Ben sana söyleyeyim. Yani, PMI'ları fena değil ya, ama inanırsan PMI yani. PMI fena olabilir ama şimdi zamanında mesela Özbekistan'a da PMI'ler yapıldı yatırımlar. Bir gecede bir operasyonla evet. Aldılar adamın elinden. Evet. Yani hukuk olmayınca bazı noktalarda. Ki son zamanda Kırgızistan'da yaşanan o darbe işte, teşebbüsü hazırlığı gibi mevzulu. Mesela. Dolayısıyla adam gelir tabii niye gelmesin? Adam parasına para kazandıracak yere tabii arıyor. Kesinlikle öyle. Önce borsaya gelecek ondan sonra bakacak yatırım yapacak. Gelir niye gelmesin ama ya ben oraya parayı götürürsem ya sonra başına bir şey gelir düşüncesi oldu mu o güven olmadı mı? Türkiye ile Gana'nın aynı eşdeğerde olduğunu tabii canım değil kesinlikle. Ben çok uç örnekler evet. Verdim. Ben kendim de Ukrayna'da evet. Yatırım yapmayı düşündüm. Zamanında gittik konuştuk dediler ki ya kendiniz gelmeyeceksiniz. Çok iyi bir avukatınız, çok iyi bir muhasebeciniz diyelim. Olmayacaksa işte dediler girişmeyin bu işe. %1 bile ortaklık verseniz bir Ukrayna ortağınızda alırlar elinizden. Evet. Bu da önemli bir nokta. Güvenli liman konusu da böyle bir evet. Şey işte. Şimdi şunu da merak ediyoruz. Asgari ücret konusunu konuştuk. Tabii Avrupa daha doğrusu dünyanın içinde bulunduğu bir resesyon var. Yani sadece evet biz belki evet. Yaşıyoruz ama bunu Avrupa'da yaşıyor, bunu dünyada yaşıyor, bunu Amerika'da yaşıyor. Evet. Bankalar kapanıyor, farklı durumlar ortaya çıkıyor. Tabii para döngüsü farklı noktalarda ilerliyor. Tabii olayın kripto boyutlarına girmiyorum. Orada çok farklı şeyler dolanıyor. Manipülatif. Evet, manipülatif şeyler dönüyor. Şimdi bu dünyanın içinde bulunmuş olduğu resesyon ya da geçmiş olduğu bu dar boğazdan geleceğin ekonomisinde acaba dünyayı da Türkiye'yi de nasıl şeyler bekliyor? Bunu da ekonomik gidişatı merak ediyoruz açıkçası. Peki hemen şöyle söyleyeyim. Bu ayın 14'ünde FED var biliyorsunuz. Evet.
Yani 15'inde de ECB var yanlış bilmiyorsam, o tarihleri not almıştım. Hı hı. Şimdi iki tane faiz kararı açıklanacak. Bir önceki toplantıda her ikisi de 0.25 arttırmıştı yanlış bilmiyorsam. Amerika için 5.25'ler seviyesinde faiz oranları. ECB'de de 3.35 civarında. Notlarım onu söylüyor. Bir ilk önce globalde bu iki tarafın atacağı faiz adımlarına bir bakmak lazım. İkinci tarafta bizim hemen akabinde 22'sinde bizim faiz kararımız var. O da bambaşka bir öngörü yapılabilecek bir tablo önümüze koyabilir. Peki global piyasada ne oluyor? Az evvel PMI'den bahsettik madem. Yani ne kadar Ghana'nın PMI'ni nereden biliyorsun onu diye soracak olursa. Göre araştırmışsınız bu da önemli. Yok şöyle. Onur Ersa çalışıp gelmiş. PMI verileri bir sitede bir bant halinde kayıyor böyle. Evet. Yani Eurozone da kayıyor. Arkasından bütün ülkelerde kayıyor. Şimdi ben orada Eurozone neymiş diye bakayım. 44.8 PMI. Ki bilirsiniz 50'nin üstünde değilse işler kötü gidiyor demektir. Amerika'da da hakeza 46-47. Fakat Ghana'ya bakıyorsunuz 55 gibi bir PMI var. Evet. Evet, her ne kadar Ghana tarafında bayağı çok konuştuysak da bu programda. bize fahri konsolosluk verilir herhalde. Ondan sonra vermeleri lazım. PMI verileri de bir diğer öngörü yapılabilecek verilerdir. Yani toplayacak olursak ECB, FED, Türkiye faiz kararları ardından da ilgili ülkelerin PMI verilerini takip edersek kendimize sanayi tarafında, üretim tarafında, ihracat tarafında bir yol bulabiliriz. Peki yol müspet değilse ne yapacağız? Ki resesyon bunu bize gösteriyor. O vakit yani her yiğidin kendine ait bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Ona göre bir defansif bir konum alır. Doğru zamanı bekler ve doğru zamanda atağınızı yaparsınız. Burada Türkiye'yi siyasal tarafta konuşmadığımız bir konu var. Bunu da bir parantez içerisinde vermek istiyorum. Seçimlerin hem olumlu hem olumsuz bir tarafı oluştu siyasal tarafta. Hı hı. Şimdi seçim öncesi mevcut iktidarla rekabet halinde olan altılı masanın hiçbir lideri şu anda parlamentoda değil. Vekil bile değiller. Dolayısıyla bu bir muhalefet tarafında siyasal bir boşluk anlamına gelir. Ki önümüzde 5 senelik bir yönetim süreci olduğu varsayıldığında eğer yerel seçimleri saymayacak olursak önde büyük bir boşluk. Negatifinden bakarsanız muhalefet boşluğu, pozitifinden bakarsanız istikrara yayılacak bir 5 senelik yönetim süreci var. Sürecin sonunda hepimiz Allah ömür verirse görmek ve o günlerde daha mutlu olmayı dilerim. Hepimiz için de diliyorum. Bu siyasal boşluk neye yol açacak muhalefet tarafında? Bunu iyi incelemek lazım. İktidarın yapmayı planladığı işleri daha da mı kolaylaştıracak? Yoksa eğer denetlenmeyen, doğru düzgün muhalefet yapılmayan işler varsa burada daha kötü sonuçlar mı ortaya çıkacak? Bunu iyice irdelemek lazım. Ben bu iki konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çok farklı bir tecrübe olacak dediğiniz gibi belki bu birçok yerde konuşulmadı, dillendirilmedi belki. Dediğiniz gibi partilerin genel başkanlarına baktığınız zaman mecliste yoklar. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bile hemen misafir locasında takip etti. Bununla birlikte çok ciddi, evet, partiler illaki grup başkanları ve grup başkan vekilleri var. Orada bir temsil yetkileri söz konusu ama tabii bir liderin mecliste bulunmasıyla, orada olmasıyla bir grup başkanının ya da başkan vekilinin olması çok farklı neticeler ortaya çıkaracaktır. Bu da farklı bir tecrübe olacak aslında. Pek çok şey göreceğiz diyorum ya. Yani pek çok şeye şahit olacağız. Yine söylem eylem konusuna geliyor. Yani çokça söylenebilecek ama genel başkanlar düzeyinde eyleme dönüşülemeyecek bazı konular olacaktır elbette. Bunu iyi irdelemek ve bu konuyu doğru incelemek lazım. Umuyorum bir siyasal düstur içerisinde ülkemizin zaten siyasetçilerine baktığınızda her birisi 15-20 senesini devirmiş siyasetçiler. Dolayısıyla ben pozitif tarafından bakıp bu 5 senenin istikrar süreci içinde sürdürülmesi gerektiğine inanmak istiyorum. Umuyorum ki bu süreç ülkemizin lehine
sonuçlanacak İnşallah. Bir hale dönüşür. Evet. Şimdi Sayın Aptekin, tabii seçimler bitti, fakat bununla birlikte hatta önceki dönem DESİAD Başkanı Sayın İbrahim Şenel de milletvekili adayı oldu. Evet. Şimdi iş dünyasından da Denizli'de özellikle milletvekili adayları Hı-hı. ve milletvekili seçilenler var. CHP'de Sayın Şeref Şöyle. Arpacı, yine önceki dönem ve şimdiki döneme baktığımız zaman Sayın Şahintin AK Parti'de, Sayın Nilgün Ökü de dahil edebiliriz. Evet. Bununla birlikte Sayın Yasin Öztürk'ü de buraya dahil edebiliriz. Doğru. Şimdi bu açıdan aslında devamlı konuşuluyor, devamlı söyleniyor. Denizli milliyetçiliğinden bahsediliyor, ifade ediliyor. Çok güzel, ama tabii Denizli'den, yerelden genele, yani buradan Ankara'ya dönük çeşitli talepler illaki oluyor, ama bu taleplerin ciddi bir karşılık bulamadığı, en basit lojistik ya da ulaşım seferlerin iki sefer olması uçak. Burası evet. Türkiye'nin ilk onunda yer alan ihracatta evet. bir şehir Denizli. Evet. En basit problem ya da buradan İzmir'e direkt bir hattın olmaması bakıldığı zaman genel manada lojistik açısından. Mesela bu noktada hem bağlı bulunmuş olduğunuz sivil toplum kuruluşu DESİAD açısından ve tabii ki illaki bütün STK'lar, iş dünyası bir araya gelip bunları masaya yatırıyorlar. Bu noktada proaktif bir şekilde aksiyon alınma sürecine girişilecek mi? Bunu merak ediyorum. Valla girişilmesini tabii hepimiz arzu ediyoruz, dediğiniz gibi özellikle lojistik kısmında. Çünkü sorunuza direkt cevap vermeden önce lojistiğin önemine biraz da şuradan virajı şöyle bir genişten almak lazım. İşte Çin'in biliyorsunuz bir kuşak bir yol projesi var. Evet. Yani Şangay'dan Rotterdam'a 17 günde mal indirme diyelim. Yani bununla ilgili olarak bu rota güzergahındaki birçok yeri ya satın alıyor ya yatırım yapıyor. Atıyorum mesela Yunanistan'ın Pire Limanı şu an Yunanistan değil. Çin'de. Atıyorum Afganistan'a şimdi bunun altyapısıyla ilgili ciddi yatırımlar yapıyor. Yani böyle milyarlar dolar mertebelerinde, yani işte 6 milyar dolar, 8 milyar dolar gibi. Bunu tabii ihracatçısına bu zamanı kazandırmak için yapıyor. Şimdi ben de Çin'den ürün getiren bir firmanın yöneticisiyim ve yani 25 yıllık tedarikçilerimiz, yani orada hiçbir sorun yok, ama 40-45 günden önce ürün alamıyoruz. Bu alırken böyle. Ama Çinli firmalarla rekabet ederken de bu handikap bir avantaja dönüşüyor. Evet. Bu sefer Körfez bölgesine, Avrupa'ya rahat bir şekilde biz çok daha hızlı servis evet. verebildiğimiz için bu noktada bir avantaj yaratıyoruz. Şimdi denizde de lojistik tabii ki bir problem. Limana gidiş, belki bir raylı sistem. Bu denendi de bir iki. Tabii bu ilk başta biraz kanlı oluyor belli bir hacime ulaşıncaya kadar, ama firmaların tabii bu konuda çok istekli olsa da bunun külfetini karşılama noktasındaki aynı nispette istekli olamaması o hareketi vermemize biraz engel oluyor. Yalnız bu durum, sanmayın ki sadece Denizli'de böyle, benzer konuşmaları daha dün Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nda da yönetim kurulu arkadaşlarla yaptık. Başkan Selim Kasapoğlu da benzer bir konuya değindi. Eskişehir'di zannedersem. Onların da böyle bir raylı sistem şeyi var ve hani onlar da bunu hayata geçirememekten muzdarip ve böyle şikayetçiler. Tabii bu kolay basit yatırımlar değil. Ama size şurada katılırım. Karayolu olarak çok gecikmiş bir Denizli-İzmir otoban evet. projesi var ki bunun ödeneği vakti zamanında yanlış bilmiyor ve hatırlamıyorsam Kaya Erdem zamanındaydı galiba ANAP'ta. İzmir Çeşme Otobanı'nın ödeneği aslında Denizli İzmir Otobanı'nın ödeneğiydi, ama tabii oradaki şehir lobisi diyelim. Oraya kaydı. Aynen öyle. Öyle bir şeyler. Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu gibi bir şey oldu yani. Öyle bir şey oldu. Dolayısıyla hani karayolu ile ilgili kısmı evet, o zaten kronik bir hale geldi. Evet. Bunu Binali Yıldırım zaten Ulaştırma Bakanı iken de söylüyordu. Bu yol kapasite olarak 2019'a kadar evet. kaldırabilir bu hacmi. Ondan sonra tabii istatistikler var önünde. Yani üretilen araç, şeye çıkan araç, limana yapılan ihracat, oradaki trafik falan, veriye baktığınız zaman gösteriyor evet. kendini. O konuda katılırım. Yani karayolu ile ilgili geç kalınmış bir durum var. Ama tren yoluyla ilgili, raylı sistemle ilgili kısım, o maalesef çok kolay yapılacak bir şey değil. Hele ki böyle
ağır bir mali tabloyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde bunun finansmanı yıllardır bu sayı Müjdat Gece çok fazla çok, ifade etti programlarımızda. Müjdat abi çok söyledi. DRT'de ben program yapalı artık 10 senedir aynen, olacak çok neredeyse. Söyledi, çok söyledi. Yani çok ciddi bir uçak, şekilde 10 senedir bunu konuşuyoruz. Evet, uçakla ilgili olarak da geçmişe yönelik denizli uçak tarifelerinde tabii yaz ve kış döneminde çok farklılıklar oluyor. Atatürk Havalimanı'nın kapanıp İstanbul Havalimanı'na taşınması, iki havalimanının birbirinden daha da uzaklaşması gibi birçok evet, şey oldu ama şu an günde herhalde 5 sefer var. Yani ikisi saatleri bakımından sorunlar evet, var. Saatler evet, saatler açısından var. Yani bundan çok muzdarip olanlardan birisiyiz. Devamlı evet. Seyahat hayatımızın bir parçası olduğu için. Yani 2 saatlik Almanya'daki bir toplantıya İstanbul'da yaşasanız sabah gidin akşam dönün. Ama denizden oldu mu birer gün yolda geçiyor. Evet. Bu müthiş bir kayıp. Belki İzmir o açıdan biraz daha yani ilk ha, oraya getireceğim. Otoban, şimdi evet. Karayolu açıldığı zaman bu handikap belki bir seçenekle çeşitlendirilebilir. Çünkü buradan Çardağ'a gidiş 45 dakika yani hadi 1 saat diyelim biz onu. Evet. İndin evet. Bindin. Organize sanayiyi de geçtiğiniz evet, için evet, evet. O vardiyanın giriş yani işe başlama veya işten çıkış saatine denk gelirseniz yoğunluk tamam, itibariyle evet. Aynen. Daha çünkü oradan ciddi bir aktarım oluyor. Buradan denizden İstanbul'a, İstanbul'dan yurt dışına ama İzmir'den çıktığınızda çok rahat bir şekilde üzerine artı bir saat koyarak çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabii Sun Express var biliyorsunuz. Evet, evet. Bu Lufthansa ve Türk Havayolları'nın evet. ortak kuruluşu. Gurbetçi vatandaşlarımızın sıklıkla yaşadığı şehirlere direkt İzmir'den uçuşlar var. Evet. Bizim de gittiğimiz yerler 3 aşağı 5 yukarı aynı yerler. Öyle olunca bu bir rahatlama getirir. Bunun tam tersinde sözünü kestim Orçun abi. Müşterinin de Denizli'ye gelişi hadi aynı sorunlara yol açıyor maalesef. Aynen. Yani o da yani mutlu gelmeli ve mutlu göndermemiz gerekirken gözlerinde o yolun vallahi öyle uzunluğu... olmuyor. Daha dün oldu Onurcuğum. Bir iş arkadaşımız geldi. Eski hem müşterimiz hem iş arkadaşımız. Adam böyle geldi. O hani çizgi filmlerdeki şey gibi böyle kıpkırmızı olmuş. Yerinde zıplıyor ya. Adam. Dedik sen bir otur bir sakinleş bir soğu. Evet. Tabii. Çünkü ciddi oradan buraya da yine bir şekilde yani bir saat bir yolculuk gerekiyor şehir merkezine İrfan ulaşmak Bey, bakın, için. Bakın rekabet içerisindeki unsurları eğer saysaydık ne derdik? İşte evet. maliyetler, iplik fiyatları, enerji fiyatları şu anda rekabetler öyle ince nüanslara bağlı ki şu an rahat uçuşu vesaireyi konuşuyor durumdayız. Yani evet, bunları evet. sağlamazsanız, o konfor alanını yaratmazsanız bir adım geridesiniz demektir. Evet. Bunların hepsinin topyekün irdelenmesi evet. gerekir. Toplu halde ele alınması gerekiyor. Oluyor valla şey aynen dediğin gibi daha sık seyahat etmek, daha çok pazara ulaşmak gerekiyor. Çünkü Çin burnumuzun dibine geldi. Afrika'da hakimiyetini çok arttırıyor biliyorsunuz evet. Çin. Birçok ülke Çin'e borçlu durumda. Yani orada ciddi bir hami durumu oluşturuyor. Rusya ile Amerika'nın durumu zaten malum. Amerika aynı şekilde bir takım üretimleri kendine çekmek istiyor. Bir takım şartları o da kendine göre bir ticaret savaşları çerçevesi aynen tabii yani bazı yatırımları ülkeye çekmek istiyor. Çünkü hani değerli para satın alır. Satın alır da hep ithalat nereye kadar? Dolayısıyla hani bazı yatırımları kendi ülkesine hem istihdama faydası olsun hem de pandemide basılan paralar sterilize edip piyasadan toplansın. Evet. Buna karşı bizim mutlaka surette üretim ve ihracat şart. Evet. Bu bir kere bir. Olmaz, buraya olmaz. Ama neyin üretimi, neyin ihracatı? Katma değerli üretimin. İşte zamanında Avrupa'da havlu bornoz yapıyordu. Bunu Türklere sattı. Kendisi makine yapar hale geldi. Bunu bir atlama tahtası olarak kullandı. O da İngiltere'den aldı atıyorum. Şimdi biz de bunu aldık. Bunu sermaye biriktirip bir atlama tahtası olup biz de bunu Pakistan, Hindistan'a bu topu oraya pas etmemiz lazım ama bunu yaparken bizim de yukarı gitmemiz lazım. Biz orada takılı kaldık. Yani Türkiye olarak zaten sanayileşme devrimini bir parça ıskaladık. Şimdi bu AI dediğimiz yani Artificial Intelligence'i işte yapay zeka, zeka diyelim. Böyle plaza Türkçesi konuşmayalım. Evet. Yapay zeka ile ilgili bir takım yatırımlar veya bunun gelişimlerini çok süratle yol almamız lazım. Aynı şekilde Endüstri 4.0'da ıskaladık gibi bir şey oldu. Evet. Bunu yapmak nasıl mümkün olacak? Katma değerli olacak. Katma değer ne olur? Bilgiyle. Bilgi nereden gelir? Eğitimden gelir, evet. okuldan gelir. Dolayısıyla bizim eğitim sistemimizi, yani bence ekonomik olarak önemli. Eşim de öğretmen. Dolayısıyla 28 yıllık öğretmen eşim de. Tabii ben geliyorum işten dert yanıyorum. O geliyor okuldan dert yanıyor falan. Böyle her gün birbirimizi raporluyoruz. Hal ve gidişatı hani orada görünce açıkçası insan
çok pozitif bir şey düşünemiyorsunuz. Hem öğrenci profili hem eğitim müktesebatı veya ne denir müfredatı açısından çok umutlanamıyorsun. Bir taraftan biz iş hayatında olan insanlar olarak dünyanın her yerinde hareket ediyor, görüyorsun bir takım şeyleri, geliyorsun kendi evinde olan bir tane bakıyorsun, sonra diyorsun ki eyvah. Yani başka bir şey diyemiyorsun. Yarının çünkü burada tabii onlar olacak eğitim de çünkü önemli bir yani başlık. Kesinlikle çünkü önemli bilgi başlık. Üretmeden katma evet. Değerli bir şey üretme imkan ihtimalimiz yok. Bakın, üretim zaten bilgiden geçiyor. Bilgi olmadan bir şey üretemiyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla evet. Ben katılamadım ama arkadaşlar geçen Bursa'ya gittiler. Bursa'daki sanayi odasının laboratuvarlarını, Ar-Ge merkezlerini dolaştılar ve çok etkilenerek geldiler. Hem moralleri bozuldu hem de biraz böyle gıpta ederek diyelim. Hani kıskanmak olumsuz ama gıpta ederek diyelim geldiler. Dolayısıyla bizim denizde bu kadar çok şey varken artık eskiden olduğu gibi yani teşvik verilsin, ucuz kredi verilsin. Hadi açık hesap çalış. Yani bu bitti artık yani. Buradan bir farklı bir şey yapmamız lazım. Teknik tekstil deyin artık ne derseniz kaynakları bütçelerimizi biraz Ar-Ge'ye ayırmak lazım. Geç bile kaldık da bu böyle gitmeyecek. Çinliler, Hintliler alıyorlar. Benim bir alışkanlığım var İrfan Bey. Böyle seyahate gittiğim zaman yurt dışında banyoda diyelim. Hı-hı. Çevirir bakarım etikete. Evet. Ve çok yani böyle 15-20 yıllık bir alışkanlık oldu bu. O da hep böyle Türk firmalarını görürdük. Bazen arkadaşlarımızın firmalarını görürdük ve mutlu olurduk. Hatta resim çekip gönderdiğimi evet. bile ilk zamanlar hani hatırlarım. Valla inanır mısın son zamanlarda görmüyoruz. Yani hep böyle çeviriyorsun. Made in India, Made in Pakistan, Made in Bangladeş. Evet. Artık ök geldi yani. Arada böyle bir tane de mi yok ya. Türk firması geldiği zaman mutlu oluyoruz. Ya evet görüyorduk. İşte artık bu farklı bir şey yapmanı gerektiriyor. Onun için de eğitimi süratle, ekonomi süratle. Gibi toparlamamız evet. lazım. Toparlamak lazım. Şimdi süremizin sonuna gelirken son sözü size vereceğiz. Şimdi Dünya Bankası ve OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Türk ekonomisine dair büyüme beklentilerini yükselttiler. Nasıl yükseldi bu? Bu beklentiler raporu Haziran sayısı yayımlandı Dünya Bankası'nın. Burada büyüme tahmini bu yıl için yıl başında %2.7 idi. Bu ilk çeyrekte dirençli kalmasının etkisiyle %3.2'ye yükseltti Dünya Bankası. OECD'ye geçiyoruz. Burada da %2.6'dan %2.7'ye ve Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de %2.8'den %3.6'ya yükseltti. Bunları nasıl görmek gerekiyor? Yani güzel mesajlar mı, güzel veriler mi bunlar? İrfan Bey şimdi yanlış hatırlamıyorsam biz de Mayıs ayı bakımından %4 bir büyüme açıkladık. Evet. Fakat burada büyüme nereden geliyor ona çok iyi bakmak evet. lazım. Yani reel sektör büyümesinden mi bahsediyoruz, finansal büyümeden mi bahsediyoruz? Bu verileri iyi incelemek lazım. Çünkü büyümenin her ne kadar bizim için OECD ve Dünya Bankası olumlu öngörülerde bulunuyor olsa da bizim odak noktamız büyümenin ya da adını refah olarak adlandıralım. Refahın topluma homojen yayılmasını sağlamamız gerekir. Yani az evvel konuştuk, siz söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Mali büyüme yani büyük kapitali elinde bulunduran noktaların büyümesi evet. aslında ülkemizin büyümesine yönelik bir adım değil. Bu finansın büyümesi onlar adına anlamına gelir ama refah olarak ülkemizin homojen büyümesine pek etki etmez. Onların servetine servet katmaya evet. yarar. Bizim büyümemiz öncelikle reel sektör büyümesi olması lazım. Büyümenin ihracattan geliyor olması lazım. Döviz bazlı büyüyor olmamız lazım ve Merkez Bankası rezervlerimizin eksi 60 milyar olarak bugün adlandırdığımız bir an evvel artı pozisyona getirilmesi lazım ki hane başı geliri arttırabilelim. Çünkü biz 15 bin dolar hane halkı geliri söylemiyle yola çıkmıştık. Şu an onların oldukça altında. Kalmış durumdayız. Bana göre büyüme her bir ferdin bunu homojen hissetmesinden geçer. İşte hane halkı geliri ve gayri safi milli hasılanın yükselmesi büyümenin bir göstergesi olacaktır.
OECD'nin ve Dünya Bankası'nın baktığı veriler muhtemelen finansal tarafla ilgili bir finansal boyutu daha çok büyümedir. Onu belki de şöyle ifade etmek lazım, çok özür dilerim. Büyümeyle kalkınma da aynı enflasyonla alım gücü konusu gibi. Evet. Şimdi siz ayda 5 lira para kazanıyorsunuz ve 5 lira harcıyorsunuz, sıfıra sıfırsınız. Hı-hı. Hiçbir borcunuz yok, alacağınız da yok. Ama 5 lira kazandığınız bir ayda kredi kartınızdan 1000 liralık alışveriş yaptığınız zaman 5'in üstüne ne oldu? 6 lira harcadınız. Tabii. Sizin ekonominiz %20 büyüdü. Ama eksi büyüdü. Eksi borçlanarak büyüdünüz. Evet. Ama sizin maaşınız 7 lira olup da siz 7 lira harcarsanız o kalkınma. Evet. Biz büyüyor muyuz? Evet, büyüyoruz. Ama neyi büyüyor? İç tüketim, borç, bununla büyüyoruz. Kalkınıyor muyuz? Ona da bakmak lazım. Evet. O nedenle büyüme yani, evet, veya onu, sektörden ve ihracattan aynen, gelmeli. Diyorum. Aynen. Evet. Yoksa büyüme, ekonomiyi büyütme borçlanarak da olabilir. Evet. Ama o biz da, kalkınmaya odaklanmak rakamsal lazım. Rakamsal rasyoların evet. büyümesi kalkınma demek değil her zaman. Değil. Az evvel Orçun abinin dediği gibi harcamanız da sizin kağıt üzerinde büyüdüğünüze işaret para eden... Para dönüyor neticede, öyle gözüküyor. Tabii şimdi borsaya gelen yatırımcı evet. diyoruz. Yabancı yatırımcı geliyor. Yatırımcı neye geliyor? Kağıt alıyor, kağıt satıyor. Oradan bir nevi bunun ticaretini yapıyor. Evet. Ama hani bizim kastettiğimiz yatırımcı gelip burada fabrika kuran adam. Evet, evet. İstihdam yaratan. Doğrudan yatır. İstihdam evet. yaratıyor mu kardeşim senin borsaya gelen yatırımcı? Yaratmıyor. Evet. Ne yapıyor? 3 liraya kendi alıyor, 3,5 liraya satıyor. Atıyor. Tek taraflı. Yani, tek taraflı. Gibi. Evet. Ama bu yatırım mı? Bir alışveriş olmuyor. Ya, ha, yani bu tabirleri doğru daha çok veriş yapmak lazım. Kısmı yani, evet, tabirleri doğru şey yapmak lazım. Çünkü ekonomi sözlüğü hakikaten bazen böyle ilk zamanlar ben bunu şeyde yaşamıştım. İşte, sürdürülebilir borç sarmalında artış vardı. Ya dinlediğin zaman kulağı ne güzel şeyler şeyler oluyor diyorsun memlekette. Ama ya, anlatabiliyor evet, muyum? Evet, bu evet. çok böyle güzel ifadeler. Ama doğru anlamak lazım. Bir anlam ifade etmesi gerekiyor. Evet. Büyümenin, Onur'un söylediği nereden gibi, geldiği, nereden geldiği, Onur'un söylediği gibi önemli. Büyüyor muyuz? Büyümeyelim de kalkınalım. Kalkınalım, o da önemli. Evet, güzel bir sohbet tabii. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Her ikiniz de bu kadar yoğunluğunuzda buraya geldiniz, zahmet ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum Orçun Bey. Çok sağ olunuz. Çok güzel çıktılar elde ettik. Tabii ki algımızın kapıları da ekonomik iş dünyası manasında da açıldı diyebiliriz. Kıymetli izleyenlerimiz de aslında bu açıdan birçok noktaya hiçbir şey biz bu programdan almadık desek bile bir taraftan en son sizin vurgulamış olduğunuz bu kalkınma büyüme vurgusu, bir taraftan evet, sizin ifade evet. etmiş olduğunuz enflasyon ve alım gücü meselesinin amcaoğulları ya da kuzenler çok, manasında evet, bakıldığında yakın şeyler ama farklı şeyler. Evet, bunu da iyi bir çıktı olarak görebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız evet, için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar. Edeceğim. Hayırlı işler olsun diyelim. Sağ olun. Kolaylıklar hepimize diliyoruz. Daha güzel günlerde i̇nşallah, görüşmek üzere. İnşallah. Çok sağ olunuz. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, DRT ekranlarında Haftaya Bakış programımızın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel haftalar diliyorum. Hoşçakalınız.